Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve afdolus salatu ve etemmut teslimi ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbişrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukudeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme la sehle illa ma cealtahu sehla ve ente tecalul hazna iza şi'te sehla. Pazartesi günleri tasavvuf dersimize İmam-ı Buşeyri'nin Risalet-ül Buşeyriye kitabından devam ederken muhterem kardeşlerim, Hakk'a vasıl olma yollarının 48.si Bâb-ı Hifz-ı Kulûb-ı Meşayih ve Terk-ül Hilâfi Aleyhim. Şeyhlere karşı bir insan eğer bir şeyh edinmişse veyahut da bir hoca edinmişse onlara karşı muhalefet etmeyi terk etme ve kalbini onların olduğu yerde onlara karşı muhafaza etme. Tamam mı arkadaşlar? Neymiş dersimiz? Bir insan bir şeyh edindiği zaman o şeyha muhalefet etmemeliymiş. Ve onların huzurunda, onların olduğu yerde veyahut da onların sözü geçtiğinde onlara karşı kalbini, edebini muhafaza etmeliymiş. Tabii şeyh diyoruz ama şeyhlerin neyi var? Vasıfları var. Abdülkadir İsa Hakayık-ı An-Tasavvuf Tasavvufun Hakikatleri kitabında şeyhler için 4 tane vasıf saymış. Yani bir insanın şeyh olabilmesi için yani işte seyit soyundan gelmesi şart değil. Babasından alması şart değil. Veyahut da rüyasında görüp şeyh olması şart değil. Asıl olan neymiş? Abdülkadir İsa'nın Hakaikana Tasavvufta saydıkları vasıf 4 taneymiş. Birincisi en yekûne âlimen bil faraidil ayniyye. Farzları Allah-u Teala'nın kendisine farz kılmış olduğu farzları çok iyi bilmesi. Adam bakıyor, Kur'an-ı Kerim okumasını bilmiyor, şeyhlik ilan etmiş. Görmüş, bilmiş veya kitaptan almış veya da namaz kılmasını bilmiyor veya namazın neleri bozduğunu bilmiyor, abdestin neleri bozduğunu bilmiyor, rüyamda gördüm, bana verildi bu diyor. Ve bu senin rüyanda görmeyene verilecek bir iş değil ya. Demek ki birinci şartı neymiş arkadaşlar? Farzları, işte namazın farzları neyse, orucun farzları neyse, zekatın farzları neyse, Allah-u Teala nelere helal kıldı, nelere haram kıldı, o farzlar neyse onları bilmesi gerekiyormuş. Bu birincisi. Ki bile ki insanların önüne geçip namaz kıldırabildiği zaman namazını ne bozar, ne bozmaz, orucu ne bozar, ne bozmaz, bunlara insanlara hep irşad edeyim. İkincisi en yekûne arifen billahi teâlâ, yani bil akîdeti, Allah-u Teala ile ilgili bütün akidevi konuları bilmesi gerekir. Yani insanı şirke götüren, Allah-u Teala'nın vasıfları, Allah-u Teala'nın sıfatları ne, peygamberlerin sıfatları ne, meleklerin sıfatları ne, ondan sonra kaderle ilgili ne varsa bunların her hepsini bilmesi gerek ki insanlara öğretebileyen. Kendisi bilmezse insanlara ne öğretecek? Tamam mı gençler? Birincisi neymiş? Farzları, yani başka bir tabirle Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Cibril hadisindeki meşhur İslam nedir dediği zaman İslam'ın farzlarını, sonra iman nedir dediği zaman aynı Abdülkadir İsa'nın dediği gibi akide ile ilgili, imanla ilgili meseleleri. Üçüncüsü ise en yekûne habîran bi taraiqi terbiyetin nüfus ve vesâile terbiyetihâ. Nefsi terbiye edecek yolları ve nefsin, nefsten insanları, kötü nefsten kurtaracak insanların tedavisini bilmesi gerekir. Yoksa bilmezse ne yapamaz? İnsanları tedavi edemez. Üçüncü vasıfta neymiş? Nefsin, insanların nefsin kötülüğünden koruyacak vasıfları bilmesi.
Dördüncüsü de en yekûne me'zînen me'zûnen bil irşâdi min şeyhihi, kendisinden önceki şeyhinden, hocasından ne yapması? İzinli olması. Ben sana izin verdim, hadi oğlum git bu işi yapabilirsin, bu işi götürebilirsin deyip ne yapması? Önceki şeyhinden izin alması. İzin almazsa, ya işte ben şeyh oldum. Bir önce dediğim gibi rüyada gördüm. Veyahut da zaten benim babam seyitti, dedem seyitti, bir sürü sülaleden geliyor deyip de insan yola çıktığı zaman yolda ne olur? Yine yarıda kalır. Bu dört tane vasıf saymış Abdülkadir İsa. Sonra demiş ki bir de bunun, bu şeyhin alametleri var. Birincisi enneke câlestehu teşhuru bi nefhatin imaniye, yani kendisiyle oturduğun zaman, meclisinde oturduğun zaman imanı, şuuru hissedersin. Orada bir rahatlık, bir huzur, bir mutmainne hissedersin ya, oturduğun zaman. İkincisi en tulahiza fi ihvanihi ve muridihi suratel iman vel ihlas ve takva, yani ihvanlarına, müritlerine, dervişlerine takvayı, ihlası ve imani konuları ne yapması? İrşad etmez. Dünyalığı değil. Dünyalığı herkes yönlendiriyor zaten. Fakat asıl şeyhin görevini müritlerine, dervişlerine ihlası ve takvayı şeye, ihvanlarına bunları irşad etmez. Sonra şeyh efendi demiş ki eğer böyle bir şeyh bulduğun zaman kitap ve sünneti iyi bilen, Allah-u Teala'nın hakkını iyi bilip bütün dervişlere, müminlere anlatabilen, nefsin oyunlarından Müslümanları, ihvanları kurtarıp nefsi temizleyen ve bir üstündeki şeyhinden de izin almış, meclisine oturduğun zaman kendi kendine huzur bulan bir şeyh bulduğun zaman ne yap? O zaman şu edeplere de dikkat et demiş. Şu adaplara da dikkat et. Bu adapların hemen batini adaplar var. Kişinin kalbinde, kendi nefsinde riayet etmesi gereken adaplar, biraz zahirde olan adaplar var. Tamam gençler, buradasınız değil mi hepiniz? Birincisi el-istislamu li şeyhihi ve ta'atihi fi cemii'i evamirihi ve nasaihihi, bütün emirlerinden, nasihatlarında kendisini şeyhine teslim etmesi. Bir emir söylediği zaman, bir söz söylediği zaman baş üstüne. Adam mesela bazı zaman geliyor, bir şeyi yapmış, onu istişare ediyor. Veya bir şeyi kendi yapacak, onu istişare ediyor. Şu nasıl şeyle onu demiyorum. Ben şu işi şöyle yapacağım. Şöyle yaptım veya şöyle ettim. O zaman zaten bundan konuşacak bir şey kalmamış. İstişare de ettiği zaman, istişare de ettiği zaman muhalefet etmemez. Ya ben şu işi yapacağım veya şu işle şöyle bir ilgili bir işe gireceğim deyip o işe girdiği zaman ne yapması? Ona ittiba etmesi. İkincisi adamın itirazı ala şeyhi terbiyeti terbiyet müridihi, müridin terbiye yolunda şeyhine hiçbir zaman itiraz etmemez. Şeyhine hiçbir zaman itiraz etmemez. Yani ne gibi? Buna çok güzel bir örnek vermişler. İşte bir doktoru, tabi hastanın doktora tabi olduğu gibi. Bir doktora gider, bir hasta der ki işte şu 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 ilaçları sabah akşam kullan, öğlenleyin kullan, şu vakitte kullan, şu ilaçlara dikkat et, şu inliğe dikkat et. İşte şeyhe de tabi olduğu zaman aynı bir hastanın yaptığı, doktora yaptığı gibi o şekilde ne yapması? Şeyhine ittiba etmesi. Üçüncüsü en la ya'takile fi şeyhihil ismete velakinnehu la yusir. Şeyhinin hiçbir zaman, bazı cemaatlerde bu var arkadaşlar, şeyhinin hiçbir zaman günahsız olduğuna inanmamız. Şeyh hata eder, şeyh günah işler, hoca da günah işler, kavuslar da günah işler, kutuplar da günah işler. Sadece günahsız olan kim? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Sadece günahsız olan. Ama geri kalan herkes günah işler. Fakat şeyhler ısrar etmez.
bir günah işler, ondan tövbe eder, ona bir daha dönmez, ısrar etmez günahta ya. Onun için şeyhler hiçbir zaman masum değildir. Sadece masum olan Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa. Kim derse ki benim şeyhim masumdur, günahsız işlem ederse vallahi en büyük günah işlemiş oluyor. Peygamberimizin vasfını şeyhine vermiş oluyor. Dördüncüsü en ya'takile kemale şeyhihi ve temame ehliyetihi litterbiyeti vel irşadi. Şeyhinin kendisini terbiye edeceğini, bu yolda kendisine yol aldırabileceğini yapması, inanması. Tazimihi ve hifzı hürmetihi hadran ve gaiben. Şeyhi olsa da olmasa da, şeyhi olsa da olmasa da, her zaman İnce de diyor ki hocam sen yoksan zaten arkadaşlar gelmiyor diye. Şeyhi olsa da olmasa da mürit ne yapar? Tekkesine devam eder. Hoca kaçtıysa, hoca işi varsa, rahatsız da hastaysa derviş tekkeyi bırakmaz. Ne diyor? Hazırda da şeyh efendi hazırda da olsa, şeyh efendi gaipte de olsa mürit ne yapar? Edebini muhafaza eder. Altıncısı ise eğer bir şeyhe bağlanmışsa arkadaşlar bir şeyhe bağlanmışsa başka bir şeyha gidip gelmemesi veyahut da o tarafa meyillenmemesi. Çünkü bir sefer yani ne olur iki kocalı kadın gibi olmuş olur. Oraya mı oraya mı? Hangisine bağlanacak? Hangisinin dediğini yapacak? Onun için bazı zaman meyil oraya arkadaşlar. İşte ya insanın bir şeyhi varsa onunla istişare eder. Bir şeyhi varsa onunla bir şeylerini konuşur, sırrını paylaşır, derdini anlatır. Ama bakıyorum şeyhi burada şeyhinle derdini anlatmıyor. Şeyhinle istişare etmiyor, geliyor başka birine veya başka bir hocanın istişare ediyor. Bakıyorum adam yoldan çıkmış. Halbuki şeyhinin kendisinin hakkında düşündüğü, çizdiği bir yol var. Bakıyorum başka birini istişare eden adam yoldan çıkmış, başka hayallere düşmüş, başka düşüncelere dalmış. Onun için ne yapması gerekiyor? Şeyhinin kendisini terbiye edebileceğine inanıp ona göre ondan istişaresi. Başka şeyhlere meyletmemesi, kalben, gönlen o taraflara meyletmemesi. Yoksa ne ya nasipsiz bir insan olur. Yani oranın dediğini mi yapacak, buranın dediğini mi yapacak? Veyahut da o hocanın dediğini mi yapacak, o şeyhinin dediğini mi yapacak? İki arada bir derede olur, nasipsiz olur gider. Hiçbir şey anlayamaz bu yoldan yani. Bir de zahiri edepler varmış. Bunlar batini edeplerdi. اَيْوَافِقَ شَيْخَهُ اَمْرًا وَنَهْيًا لِمُوَفَّقَةِ الْمَرِيدِ لِلْطَبِيبِهِ Şeyhına ne söylediyse, ne emrettiyse ona ittiba etmez. Ona hiçbir zaman muhalefet etmemez. Zahirde yani. En yeltezime sekinete ve liyakari fi meclisi. Meclise geldiği zaman, zikir meclisine, sohbet meclisine, şeyhinin meclisine geldiği zaman vakarını, edabını, adabını koruyacak. Adam bakın şeyhinin huzurunda telefonla arıyor. Mesaj yazıyor. Telefondan face açmış veya da birilerine mesaj yazıyor. Anladınız mı gençler? Yani biz mesela rahmetli şeyhimin meclisinde duyduk, şeyhin karşısında tesbih bile çekilmez ya. Değil ki telefonla oynama, telefonla meşgul olma, bir yerlere tık tık mesaj yazma, telefon olmaz. Onun için meclisine geldiği zaman edabını muhafaza edecek. Oturma adabını, konuşma adabını, gülme adabını veyahut da hangi adab varsa. El-mubâdâratu ilâ hidmetihi bi kadril imkân. Gücü yettiği miktarınca hizmet varsa Allah yolunda veyahut da din orada veyahut da şeyhinin bir hizmet varsa gücü yettiği kadar ona koşturması. Dördüncüsü devamı hudur mücâresetin meclislerine devam etmesi. Kesilirseniz arkadaşlar gelen varidatlar da kesilir dervişe yani. Eğer zikir meclisinden, sohbet meclisinden, şeyhinin meclisinden kesildiği zaman insan isterseniz deneyin yani. 2 hafta, 3 hafta kesilin, 3 hafta sonra gerisin geri erkeğe eskiye dönmüş olursunuz. Ya bu ilim meclisine, bu zikir meclisine gelmez sizi 3 gün, 5 gün muhafaza eder yani. Beşincisi, as-sabru ala muvafakati terbiyeti. Kendisini terbiye etme yolunda ne yapması gerekir? Şeyhine
verdiği yola, verdiği derse, verdiği hizmete sabretmesi gerekir. Yoksa bu yolda ilerleyemez. Böyle bir şeyh buldu. Öyle bir şeyh buldu. Hakikaten Allah anı yani rahmet eylesin. Şeyhimiz öyle biriydi. Allah-u Teala bizlere de izinden gitmeyi nasip eyle. Böyle bir şeyh oldu. Onun dediklerine ittiba etti. Onun dediklerini yapıyor. Hemin zahiri hemin batini edeplere dikkat ediyor. Yetiyor mu? Yetmez. Bir de ne var? İhvan kardeşleriyle, mürit kardeşleriyle arasında olan adaplar var. Onlara riayet etmesi gerekir. Onlar ne mesela? Hıfze hürmetihim gâibîn ev hâdîn. İster gâibde olsun, ister hazırda olsun, ihvan kardeşi hakkını muhafaza eder, korur. Onun hakkında gıybet yapmaz, dedikodu yapmaz. Onun hakkında ileri geri konuşmaz. İhvan derviş bu, mürit bu ya. Ya ben şeyhimi seviyorum da filanı sevmiyorum. Ben filan arkadaşı sevmiyorum, filan kardeşimizi sevmiyorum. İman olmuyor arkadaş ya. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor, birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olamazsınız diye. İman kamil olmaz yani, onun için ne yapmanız gerekiyor? Birbirinizi Allah için sevmeniz gerekiyor. Ki hele sen aynı Allah-u Teala'nın kuluysan, aynı peygamberin ümmetiysen, aynı şeyhin dervişiysen daha çok sevmen gerek. Kardeşin hakkında ileri geri konuşamazsın. Nasihatihim bitalim cahilim. Eğer ilmi konuda cahilliği varsa, cehaleti varsa, kardeş bak burası adab yeri, şunu şöyle etmelisin ha, şuna riayet etmelisin ha, buranın adabı şudur diye o kardeşine ne yapması, nasihat etmez. Ettevadu alehum, tevazu sahibi olması, kibir, gurur Müslümana hiç yakışmaz. Hele hele dervişe hiç yakışmaz. Dervişe hiç yakışmaz. Bu yol ne yoluydu? Her zaman söylüyoruz. Hiçlik yolu. Benliğin olmadığı bir yol. Zaten ben diyorsa insan burada nasibi yok demek ya. Onun için tevazu sahibi olması, husnü zanni ve ademin iştigali bi uyubihim, derviş kardeşlerine karşı iyi zan, güzel zan beslemez. Yani kendinin anlamadığı bir iş vardır. Kendinin bilemediği bir şey vardır. Onlar hakkında konuşmaması kardeş. Sen derviş misin? He, dervişliğin en önemli, en büyük vazifesi ne? Bu yolun kendi ayıbınla uğraşmak. Ya o şunu yapıyor, o böyle yapıyor, o şunu getirdi, o şunu götürdü, o şeyi ne yapıyor? Sen o zaman demek ki arkadaşın nasipsizsin, artık bu yoldan gitmeye hazır ol ya. Eğer kendi ayıbını bırakıp da kardeşinin ayıbıyla uğraşmaya başlıyorsan artık sen gitmeye hazır ol ya. Bu yolda nasibin kesilmiş. Onun için dikkat edin arkadaşlar. Yani bir insan ne kadar şeyhine hürmet ederse derviş kardeşine de, ihvan kardeşine de o kadar hürmet etmesi gerekir. Yoksa buradan gitmeye hazırlanıyor demektir yani. Ha nerede olursa olsun yani. Bir diğeri, eğer bir ihvan kardeşi geldiyse kabul udrehim izâ tezeru. Özür diledi, bir hata etti. Özür diledi, onun özrünü kabul etmesi. Kibir gurur edip, git ya ben seninle konuşmayayım artık, ben seni biliyorum, ben seni anladım. Öyle değil. Özür diledi kardeş, kusura bakma, ben böyle bir hata etmişim. Allah razı olsun kardeş deyip özrünü kabul etmez. Son olarak ise, اِصْلَحَ ذَاتَ بَيْنِهِمْ اِذَا اَخْتَلَفُوا. İki derviş kardeş, iki ihvan kardeş arası bozulmuşsa, arasını ne yapması? İslah etmez. Onların arasını bulmaz. Şimdi geldik asıl dersimize. Bunları niye anlattım? Allah-u Teala gani yani rahmet eylesin. Şeyh İmam Guşeyri bu konuyu açmış. Birkaç tane adamı zikrettikten sonra sana kıssa anlatmış. Sana kıssa anlatmış. Ondan dolayı ilke giriş yapak. Şeyh'e karşı edepli olacak ama o şeyhin vasıfları ne? Hemen zahiri edeplerle görmemiz gerekiyor. Hemen batın edeplerle görmemiz gerekiyor. Sonra da ihvan kardeşlerimizle edepleri öğrenmemiz gerekiyor ki oraya edepleri riayet edek. Allah-u Teala قال الله تعالى في قصة موسى مع الخضر عليهم السلام هل اتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا. Allah-u Teala Musa Aleyhisselam'la gençler Hızır Aleyhisselam arasında ne var? Bir kıssa var. Nerede geçiyor bu kıssa? Kehf suresinde. Tamam mı? Hızır Aleyhisselam'la
Musa Aleyhisselam'ın kıssası Kehf suresine geçiyor. Orada Hızır Aleyhisselam Musa Aleyhisselam Allahu Teala'nın kelimi en büyük peygamberlerden biri. En büyük 4 tane büyük ulazım peygamber var. Onlardan bir tanesi kim? Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam. Musa Aleyhisselam bileme demek ki Allahu Teala örgütmezse bilemediği şeyler varmış. Hızır Aleyhisselam'a gelir ne yapıyor? İttiba etmek istiyor. Diyor ki beni doğru yolda sana ittiba etmek istiyor. Şimdi Musa Aleyhisselam ne yaptı? İlk önce edeben dedi ki ya ben seninle arkadaşlık etmek istiyorum. Birine arkadaşlık edecekse demek ki izin alması gerek. Edeben. Sonra Hızır Aleyhisselam ne koştu? Şart koştu. Dedi ki ثُمَّ شَرَتَ عَلَيْهِ الْحِدْرُ أَلَّا يُعَارِضَهُ Sen benden arkadaşlık edeceksen o zaman ne yapmaman gerekir? Bana muhalefet etmemen gerekir. İtiraz kabul etmiyorum dedi. Tamam gençler? Bir insan da aynı şekilde şeyhine biat etti. El aldı, itiraz olmaz artık. Ya da itiraz olduğu zaman demişler ki مَنْ خَالَفَ بَدْعُ كُلِّ فُرْقَةٍ الْمُخَالَفَ Bütün ayrılıkların başı muhalefetten gelir demişti. İtiraz ettiğin zaman. Mesela bir hoca sınıftaysa, hoca ona, talebe ona itiraz ettiği zaman ne olur? O talebe artık ben hocayı kabul etmiyorum, gitmek istiyorum der. Veya bir işçi bir yerde çalışıyorsa, ustayı kabul etmiyorsa, patronu kabul etmiyorsa ben buradan gidiyorum demek ya. Demek ki bütün ayrılıkların başı neymiş? Muhalefet. Muhalefet ettiğiniz zaman kursunuza, hocanıza, belletmeninize veya nerede çalıştığınız iş yerine veya orada müritseniz, şeyhinize ben artık buradan ayrılmak istiyorum demek ya. Umumu gaydeymiş, unutmam. Medu kullu firqatin el muhalif. Bütün ayrılıkların başı neymiş? Muhalefetmiş. Ondan dolayı Hızır Aleyhisselam ne diyor? Tamam da bana ittiba edeceksen ey Musa Aleyhisselam bana ittiba edeceksen ne yapacaksın? Alla yu'aridahu fi şey. Hiçbir şeyde itiraz etmeyecek. Bir yerde çalışıyorsan kardeş, oraya itiraz etmezsin. Çünkü sen oradan hafta sonu para alıyorsun. Oranın ekmeğini yiyorsun. Veyahut da çalışmazsın, gidersin ya. İtiraz etmezsin bir yerde. Bu yolun da asıl başlangıcı neymiş? Bir sohbetlere, ihvan ben ya işte burada ihvan olacağım, burada kardeş olacağım dedikten sonra hiç kimseye, şeyhine veyahut da şeyhin görevlendirdiği kişilere itirazın olmamasıymış. Sonra itiraz edilmiş. Bir sefer itiraz etti. Musa Aleyhisselam. Tamam mı? Bir sefer itiraz etti. Birinci itirazı neydi? Hatırlayan var mı? Yemiyle. He? Birinci itirazı ney? Emmes sefinet. Çocuk mu? Gemi mi? He? Gemi mi? Açın hele bakın ona. Birinci itiraz ne? Gemi. Ne yapıyor? Musa Aleyhisselam bir gemiye biniyor. Musa Aleyhisselam, Hızır Aleyhisselam bir gemiye biniyor. Gemiye bindiği zaman Hızır Aleyhisselam ne yapıyor? Gemiyi delmeye başlıyor. Gemiyi deliyor. Artık o gemiden içeri su girmeye başlıyor. Su gemide gidiyorlar. Diyor ki Musa Aleyhisselam ya sen bu gemiyi niye deliyorsun? Biz bunda gidiyoruz. Bak bu çocukların bunlar bizi bindirdiler. Diyor ki eğer böyle yapacaksan ayrılar. Tamam mı? Ya ittiba edeceğim. İkincisi ne? Bir çocuğu öldürmez. Bir çocuk bir yerde olduğu yerde Hızır Aleyhisselam vuruyor çocuğu öldürüyor. Diyor ki ya bu günahsız çocuğu niye öldürdün? Doğru mu? Evet. Çocuğu öldür. Bu günahsız çocuğu niye öldürdün? İtiraz edeceksen ayrılar. Üçüncüsü ne yapıyor? Yıkılan duvarı ne yapıyor? Doğrultuyor. Yıkılan duvarı ne yapıyor? Doğrultuyor. O zaman buna da itiraz ettiği zaman ne diyor Musa Hızır Aleyhisselam? قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنَكِ Artık diyor biz senden anlaşamazsın. Oturamazsın. Sen ne yapsam, ne etsem hep itiraz ediyor. Biz senden anlaşamazsın diyor. O zaman ayrılıyorlar. Sonra tabii tek tek işte niçin gemiyi deldiğini, gemiye aslında bir zorbanın sahip olacağını, o zorbanın sahip olmaması için gemiyi deldiğini,
Bir çocuğun, günahsız bir çocuğu öldürdüğünü, yarın o çocuğun zorba olup annesini babasını eziyet edeceğini, bir duvarı da niçin doğrulttuğunu, yıkık olan bir duvarı niçin doğrulttuğunu, çünkü o duvarın altında iki tane yetim için saklanan altınlar olduğunu tek tek haber veriyor. Ondan sonra Musa Aleyhisselam diyor, ama diyor ki artık hâzâ firâku beynî ve beynî. Demek ki bütün ayrılıkların başı neymiş? Muhalefetmiş. Muhalefet edersen hiçbir yerde barınamaz. Yani bırak dervişlikte, bırak ihvanlıkta, bırak müritlikte, bir iş yerinde bile seni durdurmazlar. Git kardeş, kendine öyle iş bul derler. Onun için muhalefetin olmaması gerekiyormuş. Tamam mı gençler? Ne yapmamız gerekiyormuş? Hürmet etmemiz gerekiyormuş. Şeyhimize, hocamıza, büyüğümüze. Zira Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ekremen şabun şeyhan li sinnihi illa qayyadallahu lehu men yukrimuhu inde sinnihi. Kim diyor bir büyüğüne, bir şeyhine, bir hocasına, bir yaşlıya hürmet ederse, o yaşa geldiği zaman Allah da kendisine hürmet edecek birilerini gönderir. Tamam mı gençler? Burada mısınız hepiniz? Buradayım ama hiç buraya bakmıyor adam, ya bak. Ağzıyla buradayım diyor. Demek ki buradaki bak, büyüklerinize, yaşlı amcalarınıza, sizden büyük kim varsa hürmet etmeniz gerekiyormuş. Ayakkabılarını döndürmeniz, asansörden merdivenine yol vermeniz, tabaklarını kaldırmanız, sularını ikram etmeniz neymiş? Büyüdüğünüz zaman Allah-u Teala da size hürmet edecek birilerini gönderirmiş. Tamam. Eğer kişi diyorlar galiben muhalefet etmişse, وَمْدَطَعَ الْعُلْقَةُ بَيْنَهُمَا وَاِنْ جَمَعَةِ الْجَمَعَةُمَا الْبُقَى. Velev ki aynı yerde olsa bile mi? Aynı mescitte, aynı tekkede veyahut da aynı evde bile olsa, eğer bir kişi muhalefet ediyorsa ne olur? Yerler aynı olsa da uçta adamlar ya. Birbirine muhalefet eden uç kişiler, bu kişiler ne olur? Bunlar da hiçbir zaman bereket olmaz demişler. وَيُحْكَى عَنِ الْحَسَنِ الْهَمَدَانِيِّ الْعَلَوِي قَالَ كُنْتُ لَيْلَةً عِنْدَ جَعْفَرِ الْخُلْدِي. Diyor ki, bir gün diyor, şeyhim Ca'fer el-Huldi'nin yanındaydı. وَكُنْتُ أَمَرْتُ فِي بَيْتِي اَنْ يُعَلَّقَ طَيْرٌ فِي التَّنُّورِ فَكَانَ قَلْبِي مَعَهُ. Diyor ki, evden çıkarken de şeyhimin yanına giderken evdekilere dedim ki, tavuğu fırına koyun dedim. Şeyhimin yanına gidiyorum, ben gelene kadar bitsin dedim. Onlar fırına koydular, ben de şeyhimin yanına geldim ama benim aklım fikrim tavukta diyor, evde diyor. Evdeki tavukta. Tamam mı gençler? فَقَالَ لِي جَعْفَرْ. Şeyhim de bana dedi ki diyor, اَقِمْ عِنْدَنَا اَلَّيْلَ. Oğlum bugün eve gitme, yanımda burada kal dedi, tekkede kal dedi. فَتَعَلَّلْتُ بِشَيْءٍ. Dedim ki ya ben biraz rahatsızım, biraz işlerim var, biraz şu var, biraz afilemez. Bir şeyler bahane buldum, eve döndüm diyor. Kalmadım şeyhimin yanında. فَاَخُرُجَ الطَّيُّرُ مِنَ التَّنُّورِ. Ben eve varınca diyor, tavuğu diyor, kızarmış tavuğu fırından çıkardılar. وَوُضِعَ بَيْنَ يَدَيْنِ. Önüme kondu, tam yiyeceğim. فَدَخَلَ كَلْبُ مِنَ الْبَابِ وَحَمَلَ الطَّيْرَ عِنْدَ تَغَافُلُ الْحَاضِرِينَ. Sonra diyor kapı çıkmış, içeri bir köpek girdi. Köpek girer girmesini önümdeki tavuğu al, kaçırdı diyor. Tavuk gitti. Şeyh'i kal dedi. Aklı fikri tavuk değil, tavuk gitti. Sonra ne diyor devamında? فَوْتِيَ بِالْجُوذَابِ الَّتِي تَحْتَهُ فَتَعَلَّقَ بِهِ ذَيْرُ الْخَادِمَةِ فَانْصَبْ. Sonra diyor o tavuğun diyor suyu vardı diyor. Bari bir ekmeğe batırayım o suyundan yiyeyim dedim diyor. Hizmetçi geldiği yerde ayağa bir şey geçti, o suyu da döküldü diyor. Ne tavuk kaldı ne suyu. فَلَمَّا أَصْبَحْتُ. Sabah olduğu zaman da خَلْتُ عَلَجَا. Şeyhimin yanına girdim diyor. فَحِينَ وَقَعَ بَصَرُهُ عَلَيَّ. Sonra bana diyor şöyle gözüyle bir baktı ve dedi ki diyor, مَنْ لَمْ يَحْفَظْ قُلُوبَ الْمَشَايِخِ سُلِّطَ عَلَيْهِ كَلْبٌ يُؤْذ۪ي. Kim diyor kalbini şeyhlerin yanında muhafaza etmezse Allah-u Teala diyor kendisine eziyet eden bir köpek musallat eder ona diyor. Tamam mı?
ne yapmamız gerekiyormuş? Kalplerimizi muhafaza, edebimizi muhafaza etmemiz gerekiyormuş. أن الشقيق البلخي وأبا تراب النخشبي قدم على أبي يزيد. شقيق البلخي وأبو أبا تراب النخشبندي نخشبي أبو يزيد البسطامي زيارته قمشت. فقدمت سفرة وشاب يختم أبا يزيد فقال له كل معنا يا فتى. فقال أنا صائم. فقال أبو تراب كل ولك أجر صوم شهر. فأبى فقال شقيق كل ولك أجر صوم سنة فأبى. أبو يزيد بستامين yanına gelince yanında olan hizmetçiye sofra açılmış. Abu Yazid Bestami demiş ki ikisi birden yani hem Şakik-ül Belhi hem de Ebu Turab el-Nakşibi. Oğlum bizle beraber otur da yesin, sen bize hizmet ediyorsun. Demiş ki çocuk ben oruçluyum. Ya yani oruçlu olsam bile oturayım bizden bir aylık sevap alırsın demiş. Öbürü de demiş ki oğlum bir senelik sevap alırsın. Otur yani misafirlerle yemeye cevaz var ya. Fe'abe çocuk kibirinden işte kendi kendine oruçlu göstermek ve Allah muhafaza eylesin kendi kendine takva göstermek için fe'abe yüz çeviriyor yemeğe. Fakale Ebu Yezid el-Bastami, Ebu Yezid el-Bastami diyor ki da'u men sakata min aynillah, Allah'ın gözünden düşen adamı bırakın dedi diyor. Bu adam yani Allah'ın gözünden düşmüş bir adam. Sonra fe'akhez zâlike şebbu fissargatı ba'de senetin وقطعت يده. Bir sene sonra bakıyor ki çocuk hırsızlıktan dolayı eli kesilmiş bir adam. Sehl ibn Abdullah raculan bil vilaya. Sehl ibn Abdullah çok filanca adam çok veli bir zat diye bahsediyor. Filanca yerde bir adam var fırıncı, Allah'ın veli kullarından diye bahsediyor. Habbazan bil Basra, Basra'da. Fesemeya raculun min ashabi Sehlin zelike. Sehl ibn Abdullah'ın ihvanlarından biri de bunu duyuyor. O adamı feştaga ileyhi. Fekharaca ilel Basra. Basra'ya varıyor bu adamı görmek için. Feeta hanuten hayyu Habbaz. O ekmekçi dükkanına gelince bir de bakıyor. Fera'ahu yuh yakbuzu ve kad tenakkabe لِمَا حَاسِنِهِ عَلَى عَادَاتِ الْخَبَّازِينَ فَقَالَ فِي نَفْسِهِ لَوْ كَانَ هَذَا وَلِيًّا لَمْ يَحْرُقْ شَعْرُهُ بِغَيْرِ نِقَابٍ. Bakıyor ki bu adam yüzü gözü sarılmış. Ekmekçi, şeyhinin Allah'ın veli dediği bir kullarından biri. Yüzünü gözünü sarmış ama. Sonra bu diyor ki ya bu adam veli olmuş olsaydı hiç diyor ateş onu yakar mıydı? Yüzünü gözünü sarmasına gerek yoktu diyor. Ne yapıyor? Küçük köreği. Sümme innehu selleme aleyhi ve se'elehu fekale recul inneke istesgarteni felâ tenfav bi kelami ve âbâ en yükellimahu. Sonra yine de geliyor şeyhe ile dediği için bir şeyler sorduğu zaman o veli denen zat diyor ki evladım sen geldin beni görünce beni küçük gördün diyor. Beni küçük gördüm. Onun için bana ne sorduysan ben sana ne söylesem sana fayda etmez. Sen geri dön git diye. Küçük görme de neymiş insana? Mahrum edermiş arkadaşlar. Allah-u Teala inşallah cümlemize duyduklarımızla bildiklerimizle en ihlaslı bir şekilde amel etmeyi nasip eylesin. Elhamdülillahi Rabbil alemin.